takımla ilgili son haberleri, gelişmeleri değerli yorumcumuz Taner Karaman'la değerlendireceğiz. Taner, günaydın, hoş geldin. Günaydın Ezgi, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, iyi hafta sonları diliyorum ben de sana. Şimdi istersen Fenerbahçe'yi konuşarak, değerlendirerek biraz başlayalım. Şimdi Mesut Özil geldi artık. Taraftarlar heyecanla imzayı bekliyorlar ama onun dışında transfer çalışmaları da devam ediyor sarı lacivertlilerde. Özellikle Osayi konusunda şu anda yoğun bir mesai harcandığını biliyoruz. Normal şartlarda gelecek sezona beklediğimiz bir oyuncuydu ama şimdi devre arası da olabileceği gündeme geldi. Kanat arayışlarının sürdüğünü de aynı şekilde söylersek Osayi Fenerbahçe gelişmesini nasıl yorumlarsın sen? Fenerbahçe'nin transfer ihtiyacı duyduğu mevkilere dikkat ettiğimiz zaman, daha doğrusu baktığımız zaman, şimdi stoper noktasında bir hamle geldi. Onun dışında Mesut Özil hamlesi keza yine takımı rahatlatan bir hamle olacak. Osayi hamlesi de yine her ne kadar benim çok fazla ilk 11 hamlesi olarak görmesem bile Erol Bulut'un elini zenginleştirecek hamlelerden bir tanesi. Ama tabii ki sezonun ilk yarısındaki o düşüncemizin paralelinde devre arasında da yine yapılan bu transferler ne kadar sürede adapte olacaklar? Buna da bir bakmak gerekiyor. Bu takımın bu kadar fazla transfer yapması, göndereceği isimler, gelen isimler derken takım uyumunun sağlanması yine vakit alacak. Fenerbahçe'nin ilk yarıda bu süreci az hasarla atlattığını hatırlatabiliriz. İkinci yarıda, yani daha doğrusu devam eden ligde bu oyuncuları hızlı bir şekilde adapte edebilirse Erol Bulut, Osayi'den de Mesut'tan da keza, zaten Mesut'u muhtemelen hızlı bir şekilde sahaya sürebilecektir. Çok yüksek katkılar alacak gibi gözüküyor Erol Bulut. Peki şimdi stopere bir takviye yapıldı. Mesut Özil takviyesi yapıldı. Aynı şekilde bir kanat oyuncusu aranıyor ama hala bir stoper ve bir forvet takviyesi daha yapılabileceği söyleniyor. 18 transferin üstüne bu şu anda 4-5 gibi görünüyor. Oyuncu daha kadroya katılırsa acaba biz nasıl bir Fenerbahçe'den bahsedeceğiz? Hala ideal 11'ini, sistemini, oyununu bulamadığı için eleştirdiğimiz bir durum varken ortada acaba neleri değiştirir bu transferler? Aslında şöyle bakalım. Sezonun başında Tisselant, Lemos, Serdar Aziz, Sadık gibi oyuncularla çok ciddi bir stoper bölgesine sahip olan Fenerbahçe, bugün gelinen noktada Lemos'un performans düşüklüğünden bahsediyor ki gönderilecek isimlerden bir tanesi Lemos olarak adlandırılıyor zaten artık. Tisselant sakat, Kayserispor maçına çıkacak takım ve savunma stoper bölgesi SOS veriyor. Şimdi bu kadar yaptığınız hamleye rağmen savunma hattınız oturmadıysa bir türlü, o zaman da yaptığınız transferlerin verimliliği ile alakalı eleştiri noktası size yöneliyor. Ve burada açıkçası şunu söylemek gerekiyor. Lemos hamlesi Fenerbahçe'ye çok büyük, belki maddi olarak bir şeyler kaybettirmemiş olabilir. Ama onun düşük performansı takıma ciddi oyun kalitesi düşüklüğüne sebebiyet verdi. Lemos'un oynadığı dönemlerdeki takımın verimliliği gerçekten de savunmada çok düşüktü. Bugün gelinen noktada eğer sağlam bir Lemos olabilseydi, daha doğrusu performans ile tatmin eden bir Lemos olabilseydi, şu anda Tisselant'ın yokluğunu Fenerbahçe belki de hiç düşünmüyor olacaktı ve çok kaygısız bir şekilde bu hafta maça çıkabilecekti. Herhalde sezon başı yapılan 18 transfer içerisinde Perotti'yi bir kenara bırakıyorum. Zaten o bir sakat olduğu hemen hemen bilinen ama bir denemeydi. O yüzden de maliyeti zaten oynadığı maç üstünden bir maliyetti. Ama bu noktada Lemos noktası Fenerbahçe'nin herhalde yaptığı transferler içerisinde en isabetsiz olanı olarak söylenebilir. O yüzden de gelen transferler ne kadar verim verebilir kısmını öngörmek özellikle savunmada çok kolay bir iş değil devre arasında. Şimdi özellikle hücumda da aksadığını söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Son dönemde seri yakalandığı dönemde topun kontrolünü biraz daha rakibe verip biraz daha savunma ağırlıklı oynayıp kazandığını görüyorduk. Ama bir taraftan da bu forvet oyuncularını, hücum performansını da tartışmaya açtı aslında. Bu noktada forvete de takviyeler, transferler yapılabileceği söyleniyor. Bazı oyuncularla yolların ayrılabileceği söyleniyor. Marega ismi yine gündemde. Taraftarları da heyecanlandıran bir oyuncu aynı zamanda. Acaba o bölge için ve Marega transferi için neler söyleyebiliriz? Açıkçası Fenerbahçe'nin hücum hattında Samatta'nın performansı son haftalarda yükselişe geçti zaten. Thiam'ı orada oynattığınız zaman performans alabiliyorsunuz. Başka mevkilerde de yine verim verebilen bir oyuncu.
Son adam pozisyonda oynatabileceğine çok fazla oyuncu varken ben Fenerbahçe'nin bir golcü transferine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey elindeki oyuncuların performansını ne kadar daha fazla verimli kullanabilirim kısmında. Çok temiz bir örnek Beşiktaş örneği var. Beşiktaş'ın yaptığı gibi eldeki oyuncuların performansını yukarıya çıkartacak formülleri bulması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Hazırcı davranarak tabiri caizse yeni oyuncular getirerek, hazır oyuncular getirerek takımı kurmaya çalışmaktansa elde olan oyuncuların performansını yukarıya çıkartacak formülleri bulması hem maddi anlamda takımı güçlendirir hem de manevi anlamda takımın bütünüyle ilgili çok olumlu sonuçlar verebilir. Bu nedir manevi anlamdaki sonuç? Az önce verdiğim örnekte olduğu gibi Beşiktaş nasıl şu anda bütün oyuncu grubu çok iyi performanslarla çok mutlu bir görüntü çiziyorsa Fenerbahçe'de de eğer ki yeni transferlerle belli boşluklar kapatılmaya çalışılmazsa eldeki o bölgenin adamlarının performansıyla yükseltilerek bir şeyler kapatılırsa o zaman bu takımın bütününe de yansıyacaktır. Peki şimdi şöyle bir haber vardı Takvim Gazetesi'nde, onu sana sormak istiyorum. Yani mevcut isimlerden yararlanmak gerekir dediğin için aslında. Üçü bir Muriç etmedi başlığıyla, belki sen de görmüşsündür. Şimdi Evet. Sisse Adem'i Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 6 gole imza attı. Vedat Muriç geçtiğimiz sezon 19 haftada 12 kez fileleri havalandırmıştı. Şimdi tek oyuncudan bahsetsek ya da iki oyuncudan bahsetsek belki daha farklı konuşuruz, ama 3 forvetten de beklediği katkıyı alamadığı gibi, hatta gönderdiği oyuncusunun da gerisine düştüğünü görüyoruz bu oyuncuların. O zaman bu katkı acaba 3 oyuncudan birden nasıl alınabilir? Şimdi şöyle düşünelim. Samat da çok uzun süre sakatlığı yüzünden oynayamadı. Üstelik takıma geç katıldı. Papi ise transferin son anlarında takıma katıldı. O da geç katılanlardan bir tanesi. Zaten üçünün toplam aldığı süre şu anda hafızamda yok ama Vedat Muriç'ten toplamda acaba ne kadar farklı? Bir de böyle de bakmak gerekiyor. Bir de bu oyuncuları ne kadar besleyebiliyorsunuz? Karşı karşıya kaldıkları pozisyonlar ne kadar? Yani şimdi golcüyü değerlendirirken bunu 2-3 farklı açıdan değerlendirmek gerekiyor. Kaleci de olduğu gibi. Şimdi kalecinin iyisini kötüsünü değerlendirirken kalecinin kalesine isabet eden şut yok. Bu yüzden gol yediği, yani kalecisinin yediği gol sayısı çok düşük. Bu kaleci iyi bir kaleci yapmaz. O takımın savunmasını çok iyi yapar. Ama bizde puan tablosundaki yenilen gol sayısı üstünden kalecilerin performansları değerlendirildiği için bu etkiliyor. Golcüleri de attıkları gol sayısı evet elbette ki önemli ama o golcüye ne kadar gol pozisyonuna girmesine yönelik pas atılabilmiş orta sahadan buna bakmak gerekiyor. Sen oyuncuyu topla buluşturamıyorsan o zaman buradaki problem golcüde değil buluşturamayan orta sahadaki bazı paydaşlardadır. O yüzden olaya biraz bu açıdan da bakmak gerekiyor. Ben Fenerbahçe'de Papistise'de ve özellikle Samat'ta da bir problem olduğu fikrinde değilim. Kemal Adem'i çok izleyemedik. İzleme şansımız olmadı. Ama Papistise ve Samat da ikilisi iyi değerlendirilebilirse bence ikisi de çok iyi performans verebilecek oyuncu. Ama şunu görüyoruz ki Samat da ceza sahası içerisinde topla buluşma sayısı çok düşük. Papistise ceza sahası dışına çıkıp içine giremeyenlerden çünkü alamadığı topları kendi gidip almak zorunda kalabiliyor. Önce bu oyuncuları nasıl beslemek gerektiğini iyi bulması gerekiyor. O yüzden siz hücuma gidip geçtiğimiz yılın gol kralı Sörloth'u da koysanız, Evet. dünyanın en iyi golcüsünü de koysanız, o oyuncuya topu getiremediğiniz sürece, topla buluşturamadığınız sürece, özellikle ceza sahası içerisinde performansını arttırmanız da çok mümkün değil. Önce Peki. Erol Hoca'nın yeni transferlerden ziyade bu oyuncuların performansını, topla buluşturmasını nasıl arttıracağını düşünmesi gerekiyor. Hızlıca